Salih Tuna, bu ülkede lafla Türkçe olmayan iki kişi var. İyi topçu ama devamlılığı yok lakırdısı futbol yorumcularının vazgeçilmezlerindendir. Kılıçdaroğlu bu tarz topçulara benziyor. Hiç devamlılığı yok. Uğrunda dört tırnağını kaybettiği FETÖ için adalet yürüyüşünde tas tamam gündeme oturmuştu. Sonra öyle bir gündemden düştü ki adeta yok oldu. Bir gün siyasetin eline eteğini çekerse Ciguli'nin çalgıcı karısı Binnaz şarkısı kadar bile hafızalarda kalmaz. Hatta gelecek kuşaklar Nazım Hikmet'in Ivan İvanoviç var mıydı yok muydu eserinden mülhem. Kılıçdaroğlu var mıydı yok muydu yollu tartışmalar yapabilirler. Bu haliyle gidip gidip duran, vurdurmadan da çalışmayan aküsü bitik arabalara benziyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem devamlılığı yok hem de mezkür futbolcuların aksine çok yeteneksiz bir siyasetçi. Partisinin grup toplantısında dün yaptığı konuşmada bunun son örneği. Bütün kazançlarımız faiz lobisine gidiyor dedi. İyi mi? Gezi zekalıların ayaklandığı dönemde faiz lobisi kavramlaştırmasıyla dalga geçmeyene yandaş haftası vuranların önde gidenlerinden biri de kendisi değil miydi? Bir de Atatürk olmasaydı bizim minarelerimizden beş vakit ezan okunur muydu dedi. İsmet Paşa'nız Gazi Paşa'nın yokluğunu fırsat bilmiş olacak ki vefatının ardından tam 18 sene bu ülkenin minarelerinden ezan okunmadı. O okunan felahsız şeyler ezan falan değildi. Aynı konuşmasında şunu da söyledi. Şimdi bakıyoruz herkes Atatürkçü olmuş eyvallah ne kadar güzel ama öyle lafla Atatürkçülük olmaz e zaten bu ülkede lafla Atatürkçü olmayan sadece iki kişi var. Biri Aydın Doğan'ın sakallısı, diğeri de kendisi. Biri radikal İslamcılıktan yola çıktı, Aydın Doğan'a garsonluğa yükseldi, diğeri kumpas marifetiyle Elan Hastane'de yaşam savaşı veren Deniz Baykal'ın koltuğuna oturdu. ''Yerinde olsam vicdan azabından uyuyamazdım.'' On nutuk irade ediyor. ''Peki, söylesin bize bakalım Kılıçdaroğlu, lafla olmayan Atatürkçülük nasıl oluyor?'' Gladio'nun 250 insanımızı katlettiği 15 Temmuz saldırısına tiyatro diyerek mi? Türkiye'yi terörü destekleyen ülke olarak uluslararası topluma jurnallemek için MİT operasyonunu düzenleyen FETÖ ile işbirliği içine girerek mi? Bilim umcancıkların avukatlığına soyunarak mı? iktidara gelmek uğruna müstevillerin gözlerine bakarak mı? PKK'lı teröristlere hendekteki arkadaşlar diyerek mi? FETÖ'nün PKK'nın umudu haline gelerek mi? Heykel bekçiliği yaparak mı? NATO'culuğu Atatürkçülük diye YouTube oturarak mı? Anlatsın bize Kılıçdaroğlu nasıl oluyor lafla olmayan Atatürkçülük? FETÖ kumpasıyla CHP koltuğuna oturarak mı? Salih Tuna, Sabah.